Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Size bugün sıramız neydi? Psikoloji. Fakat böyle bir şeyi dönüştürdüm. Yani inşallah psikolojiye katkı olur. Çok önemsediğim, beni çok etkileyen, hayatımda en çok olmak istediğim şey, istikametli. İstikametli olmak, hayatımda en büyük gaye oydu benim. En büyük gayem. Yani cahil olup istikametli olmayı yeğlerim, yani isterim. Alim olup da muvazenesiz olmayı istemem. Alim o zaman bilgili oluyor. Az bilgi olsa da istikametli olsun. Onu istiyorum. Sizinle bir şeyi paylaşacağım. Gayrimüteşir. Latince'de yoktur. Osmanlıcalarında da Risale-i Nur külliyatında yoktur. Osmanlıca gayrimüteşirler de var. Sizin ulaşmanız biraz zor. Oradan bir mektup okuyacağım. Bir de şualardan giriş yapacağım. Aradan bir şey doldurmak istersem de doldururum. Çok sevdiğim bir şey. İstikametli olmak. Tekrar ediyorum. 706 şualardan giriş yapmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inneni hadani rabbi ila sirat-ı mustakim ve hadahu ila sirat-ı mustakim. 21. ayet veya ayetler. 6. surenin 161. ayet, 16. surenin 121. ayetler. Kul inneni hadani rabbi ila sirat-ı mustakim. De ki gerçekten Rabbim beni doğru yola iletmiştir. Ve hadahu ila sirat-ı mustakim. Allah da onu dosdoğru yola iletti. Normal bir insanın bulabileceği bir şey olsaydı Allah ihtiyaç haşa olmazdı. Ve peygamberimize verilen bir nimet olarak gösteriliyor. Eğer normal bir insanın baklava yer gibi bulunabilecek, kendi çabasıyla hemen eline geçirebilecek bir şey olsaydı, Allah Kur'an'ında öne çıkartmazdı istikameti. Bak, kul inneni hadani ila sırat-ı mustakim. Peygamber istiyor. Allah da cevap veriyor. Ve dahu ila sırat-ı mustakim. Yani beşer kendi başına toplumda, cemiyetten, bir yerden, istikametli bir yerden, hatta tarikat öyle diyor usta, istikametli tasavvuf, istikametli tarikat diyor. Diyor ki, 8-9 ayetlerde sırat-ı mustakime nazarı çeviriyor. O kadar mühim ki, aile hayatında mı, iş hayatında mı, hele hele, enfus alemde mi, enfus alemde, nasıl bir kıyametler kopuyor, nasıl bir boşluklara böyle düşüyor. Sırat-ı mustakime nazarı çeviriyorlar ve bu doğru, bak bu doğru, istikamet yolu bulmak için daima Kur'an'ın nurundan her asırda o asrın zulmetlerini dağıtacak ve istikamet yolunu tenvir edecek Kur'an'dan gelen nurlar olmakla. Ya bir de okuyayım. Ve bu doğru. İstikametli yolu bulmak için, yani fıtratının kaynağına doğru hareket etmek. İstikameti bizim tabirle böyle ifade edelim. Bil kuvve çekirdeği, bil fiil ağaç olmak. Bil kuvve, bu konulan cevherleri bil fiil yapmak. Bu yolu ve yöntemi kullanma, böyle gel. Gel buraya. Bu yolu kullanma. Yani o bir yol bulmak yani. Kendini inşa etmek, istikamet. Ki bu doğru ve istikamet yolu bulmak için
daima Kur'an'ın nurundan, daima, bazen değil, her asırda o asrın zulmetlerini dağıtacak, istikamette olmayan kişi, üzerinde bulutlar var. Çünkü bulutları dağıtacak ancak istikamettir. Dağıtacak ve istikamet yolunu tenvir edecek Kur'an'dan gelen nurlar olmakla ve bu dehşetli ve fırtınalı asırda bu dehşetli ve fırtınalı bir asırda. Niçin dehşetli abi? Kur'an nazarında niye dehşetli? Sen söyle. El sualini söyleyeyim mi? Sual söyle. 40 vefiyattan diyor ya abi. Evet. Birisi kurtarılmış. Ey felaket ve helaket asrının adamı. Bu asır yani öyle tarif edilmiş. Evet. Yani 40 kişiden o 40 kişiden kafir değil ha. Çünkü kafirlerin 40'ı da 40'ı gider. Bir kişi kurtarmışsa Müslüman bu. Müslümanların içinde. Bu asırda dehşet olmasının sebebi istikrarsız ve istikametsiz olduğunda. Şeyde de söylüyor, birinci şurada, Doğu Kürdistan için söylüyor. Alimlerini kaybeden ve istikametsiz kalan Kürt milleti diyor. Birinci şurada. İbrahim suresindeki ayet. Kürt mü? Çünkü oradaki şeyi katlettiler. İşte öyle dehşetti ki bu asır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir asır gelmemiş. Yani ne anlatırsanız anlatın, hep istikametsizlikten doğan bir şeydir. Mesela 40 vefiyat dedin. İstikametsizlikten doğan. Yani istikrar ve istikamet bulamamak. Mesela nurcu olabilir ama nurculuğun için istikametli bir cemaat içine istikametsiz insan da var. Yani gemi böyle gidiyor. Geminin içerisinde böyle yürüyor adam. Gemide çalışır. İş yaparken, kaynak yaparken, kaynağı biliyorsunuz kaynak bir yöntemi var. Bu demiri oraya kaynak yaparsınız. Yapamazsanız o demiri delersiniz. Kaynak da demir. Yani kaynak aletiyle demir kesilir. Aynı aletle iki parça birbirine yapıştırırsınız. Bu dehşetli ve fırtınalı asırda o doğru yolu şaşırtmayacak bir surette gösteren başta şimdilik Risalet-i Nur tezahür ettiğinde, yani şimdilik Risale-i Nur tezahür ettiğinden. Şimdi ben size Gayr-ı daha gelmedi. Gayr-ı okuyacağım. Fakat burada bir ayet de göstermek istedim ama uzun olur. Bu şeyde abi bir yer vardı ama Emir'den de abi, oranla ilgili. Ne diyor? Oku abi, dinleyin. Doğru istikametli yolu bulmak için. Kur'an'ın bu asırda nuru ya abi. Peki bunun dışında yani adam istikametli gidemez mi? Evet. Bunun sorunun cevabı abi. Sayfa 63 Emir daha bir. 63. Risale-i Nur dairesinin haricinde. Ekseriyetle bu memlekette bu hususi ve cüz'i ve yanlış şahsi hizmet veya mağlubane perde altında veya bidalara müsamaha suretinde ve tevilat ile bir nevi tahrifat içinde hizmeti diniye tam olamaz diye hadisat bize kanaat vermiş. Yani burada istikameti... Evet, çok doğru. Yani bunun dışında olmaz diyor yani. Ya olursa da bir nevi tahrifatla bidalara müsamaha göstererek. Şimdi bunu, burada bir tehlike de var. Evet. Nasıl tehlike var biliyor musun? Bu tamam, aynı böyle. Bu daire-i nur içinde bulunanlara bir tehlikeyi göstermek istiyorum. Bu tevilat ile şuna buna istikamet olmaz diyor. Ben nurculuğa girdim, Risale-i Nur okuyorum diye de gene olmuyor. Ne yapılıyor biliyor musun? Tevilat ile o bize bir bakıyor. Risale-i Nur'un sari ifadelerine kanaat etmeden, layıkalara yapışmadan istikameti mümkün değildir. Koca koca bir adama bakıyorsun. Çocuk yapmadığı, çocuğun göstermediği, çocuğun demediği, çocuğun tercih etmediği şeyleri yapıyor. Çocuk. Mesela geçimsiz olmak, bağnaz olmak, kendi meşrebini esas tutup diğerlerini yok saymak, muvazenesiz ve istikametsizliğin alanıdır.
Yani tevilat ile. Bir de okur musun orayı? Abi. O dairenin haricinde. Haricinde. Ekseriyetle bu memlekette bu hususi, cüz'i ve yalnız şahsi hizmet. Şahsi hizmet. Ne kadar kişi harika olursa olsun, istikametli dahi olsa. Yani hizmet yaparsa da cüz'i yapabilir diyor. Evet. Şahsi, şahsına mı nasıl? Veyahut da mağlubane perde altında. Veya bidalara müsamaha suretinde. Veya tevilat ile bir nevi tahrifat içinde hizmeti diniye tam olamaz. Ya. Normalde olabilir demesi lazım akışa göre de abi. Evet, olamaz. Olamaz. Yani. Şimdi ne as oluyor? Burada da okuyacağım. Şeyhebettin suretin Hud. Festakim kemomirte. Şimdi emrolunduğun gibi doğru git. Emrolunduğu risale. Tamam, onda sorun yok. Ama her risale elinde olan doğru mudur? Değildir. Onu rehber ederse, sahiplenirse, o da şu. Risale-i Nur'un değişmez esasları, sari ifadeler, tevil edilmeden, bu böyle, bu yanlıştır, yanlış derse, doğruya doğru derse, istikamet bulur. Yani deşet alacağınız bir garimetüş müktübü okuyacağım. Bak, insanı dairenin içinde dalalete gidenler var diyor. Olacak onun için çıkartmış, korkutmasın bize diye. Dairenin içinde dalalette olan var. Dalalette, dalalette. İslam'ın çizgisine çıkanlar oluyor. Varmış bak şimdi. Korkunç bir şey. Gayrimteşi bak burada getirdiniz. İki tane de mektup var. Mesela 10'da 8'ine pasaport veriyor. Evet, ikisine vermiyor. İkisine vermiyor. Meyve Risalesi'ne. Diyor ki, Festakim kem ömürte. Emrolunduğun gibi, tamam, bu, iddia ediyorsun ama onun gibi ol. İddia et demiyor, onun gibi ol. Çünkü niye? Peygamber aleyhisselam demiş ki, Şeybettin sureti Nut, Hud suresi beni ihtarlattı. Şimdi, burada diyor ki, 692, şualardan okuyorum. Ben size fazla şey yapmamak için fert diyor istikamet bulamaz. Şurada da göstereyim size de. Bu asır istikametsiz bir asır. Tamam mı? İstikametsiz asır olduğu için kişi istikamet bulamaz. Burada Allame bir de olsa. Allame dahi olsa. Çünkü toplum fert gelmiyor üzerine. Zaten abi Kastamonu'da da öyle bir yer var ya abi. He. Allemeler, müştehitler de olsa Risale dairesinin içine girmesi tehlike ihtimali. Evet. Tehlike ihtimali şey kavidir. Girmesi lazım yani. Bak şurada. Hem o istikametin mühüsüsiyeti var ki tarihiyle işaret ediyor. Halbuki o asırda şahsen İstikamette mümtaz bir hususiyet kesbetmek çok uzaktır. Şahsen. Şahsen istikameti o asırda kesbetmek çok uzaktır. Demek şahsi istikamet değil. Siketası gaybet. Şimdi bunlar bize gösteriyor. Allah Resulü'ne Şeybettin sureti Hud. Hud suresi beni ihtarlattı. Niye? Festakim kemamürte. Emrolunduğun var ama onun gibi ol. Emrolunmak yetmiyor. Onun gibi ol. Şimdi onun gibi olmasan korkunç cinayet var. Bir kere kendini çöküyorsun. Hani aile hayatlarında vesaire. Şimdi laf dinlememenin bedelinden okuyacağım şimdi. Ben burada şualar buraya koyuyorum kenara. Şimdi gayrimüteşir Risale-i Nur külliyatının Osmanlıcası var. Orada da yok. Risale-i Nur külliyatının Osmanlıcasında ve Latincesinde olmayan gayrimüteşir mektup. Fotoğrafını çektim, getirdim size. Bismillah, Subhanehu ve immin şeyin illa yusebi bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü beden daima. Aziz Sıdık kardeşlerim. Çok iyi dinleyin. Ben çok etkilendim.
evvela 10 seneden beri siyaset ve harp vaziyetlerini çok ehemmiyet vermeyip, merak edip bakmadığım halde, bugünlerde nur makinesinin faaliyeti azalmasından yalnız bir tek saat dünya siyasetine baktım. Bir tek saat dünya siyasetine bakmış. İnsanın geniş dairesi, insanın en geniş dairesi, fotoğraf biraz kaymış bir de, insanın en geniş dairesi, gafleti bu harp mücadele dairesini gördüm. Gafleti bu harp ve mücadele dairesini gördüm. Ehli imana böyle lüzumsuz gaflet dairesine girmek çok zararlıdır hissettim. İnsanın hissiyat uhreviyesini boğuyor. Ve huzur ve marifet imaniyenin lemalarını söndürüyor. İnsanın ulvi hissiyatını söndürüyor bu haber takip etmek. Ve huzur hakikatını ve marifet imaniyenin lemalarını söndürüyor. Bize oyun geliyor. Ve hepiniz, ben de dahil, hepiniz tehlikesiz zannedip dalıyoruz. Bana bir şey olmaz zannediyoruz. Bizden mesela arka ekiben çalıştıkça böyle ailemizde hani böyle hani insan bedeninde inşa ediliyor. Sonra o siyasal bedenlerle yıkıyor değil mi ama o binaları şey? Evet. Acayip yapıyor. 10 sene ehemmiyet verdiğim halde mi diyor daha? Vermedi. Bir daha okuyayım. Ekran saatini uzatmak için girdim şeye. Diyor ki insanın en geniş dairesi gafleti bu harp ve mücadele dairesini gördüm. Ehli imana böyle lüzumsuz gaflet dairelerine girmek çok zararlıdır hissettim. İnsanın hissiyatı uhreviyesini boğuyor. Uhrevi hissiyatını boyuyor ve huzur ve marifeti imaniyenin lemalarını söndürüyor. Daha neler gelecek bakış. Ben dehşet aldım. Çünkü kendi şahsında en zahir şahsi fiillerinde icatsız bir cüz-i ihtiyar eden ve gayet cüzi bir kesipten başka elinde bulunmayan bu aciz insanlara o daire-i siyaset içinde böyle acip efali ve iktidarı veriyor ki neuzubillah firavunane bir nevi hallakiyeti o aciz insanlarda ve Adem alemleri hesabına çalışan o tahripçilerde tevehüm edip Halik-i Zülcelal'in tasarrufat-ı rububiyetini ve şuunat uluyetini daha göremiyor. Yani geniş hadiseleri Allah'tan kopuk düşünülüyor. Allah'ın rububiyetini, uluyetinin dışında olduğunu, celal ettiğini, esmanın, meratiplerin ve hakikatının, mertebelerin olmadığını, yani Allah ile hiç alakası olmadığını bir hal. Bir daha bu izahattan sonra bir daha dinleyin, okuyayım orayı. Çünkü kendi şahsında ve en zahir şahsi fiillerinde insan, mesela kan hareketlerine ben müdahale edemem. Göz kapaklarının haliki değilim. Şu elimi kaldırmak, benim fiilim değil. Ben istiyorum, kaldıran Allah'tır, öyle mi? Feşte hastalara sorun. Kaldırmak istiyor, kaldıramıyor. Amalara sorun, görmek istiyor, göremiyor. Hangi fiilinin sahibi sizsiniz? Bir tane söyleyin. Yok. Bak, kendi şahsında, peki, kendi şahsında böyleyken geniş dünyadaki olan hadiseleri şu yaptı, bu yaptı.
geniş daire faaliyetlerini o yaptı, o bombaladı bilmem ne. Kendi şahsında en zahir şahsi fiillerinde icatsız bir cüz-i ihtiyar eden ve gayet cüz-i bir kesten başka elinde bulunmayan bu aciz insanlara o daire-i siyaset içinde öyle acip efal ve iktidar veriliyor ki Amerika böyle yapar, şöyle yapar, uydu muydular falan. Onlara öyle acip efal ve iktidar veriliyor ki Allah'tan kopuk. Neuzubillah, firavunane bir nevi hallakiyet o aciz insanlarda ve Adem alemler hesabına çalışan, oysa tahribat Adem alemler hesabına çalışıyor, vücudu değil. Adem alemler hesabına çalışan o tahripçilerde tevhüm edip onlar yapıyor. İşin fiili Halik onlardır. Halik-i Zülcelal'in tasarrufat rububiyetini ve şuunat-ı uluhiyetini daha göremiyor. Allah'ın arkasındaki yani bu icraatın tasarrufat-ı rububiyet icraat şuunat-ı uluhiyetini yani arkasındaki hikmet ilahi esma yönünü ahirete mezra oluşu, insanın fıtratındaki inşaatlar, insanın cevherini aktif etmek gibi yönlerine bakmayarak, sırf olayın zahirine bakarak, zahirine gördüğü gibi, duyduğu gibi, kokladığı gibi, tat aldığı gibi, dokunduğu gibi düşünen, kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede edemeden, hikmet ilahiyeden, adalet ilahiyeden, inayet ve rahmet ilahiyeden işini koparıp, fiillerin failini o insanlar tevehüm edip bakmak, diyor ki, kendi şahsında ve en zahir şahsi fiillerinde hadsiz bir cüz-i ihtiyar eden ve gayet cüz-i kesipten başka elinde bulunmayan bu aciz insanlara, o daire-i siyaset içinde, öyle acip efal ve iktidar veriyor ki neuzubillah firavunane bir nevi hallakiyeti o aciz insanlarda ve Adem alemleri hesabına çalışan o tahripçilerde tevehüm edip onlar işin failiymiş gibi zannedip Halik-i Zülcelal'in tasarrufat rububiyetini ve şunat uluyetini daha göremiyorlar. Allah ile alakasını kesip düşünülüyor. O halde Hazreti Ömer radıyallahu anhu ve sahabeler gibi zemin yüzünde o geniş daire-i siyaseti dolduracak derecede bir marifet imanı taşımak lazımdır ki kalbini bozmasın, gaflette boğulmasın. Geniş diye siyasete bakılmayacak mı? Bakacak bir şartta diyor. O halde Hazreti Ömer bir de okuyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anhu ve sahabeler gibi zemin yüzünde o geniş daire-i siyaseti dolduracak derecede o geniş baktığın siyaset dairesini seni içine alıp boğmayacak. Sen tam tersini onu içine alacaksın. Daire-i siyaseti dolduracak. Yani ufak cüz olacak. Aldığın geniş daire faaliyetlerinin siyaseti. Öyle bir marifetin, öyle bir arkadan bakışın var ki dünya ve dünyevi hadiseler ufak bir şey olacak. Daire-i siyaseti dolduracak derecede bir marifet imani taşımak lazımdır ki kalbini bozmasın, gaflette boğulmasın. Arkada söyleyecek aşağıda. Öyle bir hal geliyor ki haber seyredeye de, takip edeye de, ümitsiz, Allah'tan kopuk, insanları fail, tamam, kainat sahipsiz, tevhüm edeye de, artık kaderi, Allah'ın tasarrufatındaki ilahi tecelliyi, merhamet ilahi göremediği için Allah'a suizan ediyor. Böyle bir Allah'ın kaderini ben inanmıyorum diyenleri biliyor. Haber bültenleri içinde imanlarını bırakıp yatağa yattıklarını biliyorum. Siz de daha fazla biliyorsunuz.
Her şey esbaba geliyor değil mi? Efendim? Her şey esbaptan geliyor. Evet. Esbaptan ve İsrail'in altında attığı bombalarla ölen çocuğu kader diyeni ben bu kader kabul etmiyorum. Böyle kader olmaz diye. Allah'ın tasarrufatını reddeden, böyle bir imanı bırakan, tasarrufatı onlardan faiz zannetmek, arkası yani Allah'ın kainattan takip ettiği gayeyi, Esma'nın tecelliyatını, ahirete mezra oluşun, insanların mallarını zekat, sıkıntılarını kefaret, hayatlarını şehit ve sermedi manzaralar teşkil ettiğini, küçük bir işte hadiselerle alim-i İslam'a yaptığı uyandırma faaliyetlerini de göremeyip, sırf hadisenin kendisine bakarak cüzi bir şeri küllileştirip merhamet ilahi yok etmek, kolun kesilmemesi için parmağın kesilmesini zulüm zannetmek ve bu neticelerle, bu anlattıklarımın neticelerle kainattaki tasarrufat-ı rububiyeti, şuunat-ı uluhiyeti göremeyip inkar etmek, direkt sen yoksun diyecek de Allah'ım diyecek, neredesin Allah'ım? Hatta böyle bir şairimiz de var yani, böyle dengesiz bir sözü var, çok meşhur. Yok musun ya adli ilahi? İsyan yani, sonra ağzın kurusun diyor aşağısında kendisi. İsyan yani. Göremedi. Kendisi gene hatırasında diyor. Gelişen hadiseleri diyor, olumsuz hadiseleri biz zahire bakardık, sonra şekercana gelirdik, Bediüzzaman'a sorardık, arkasındaki hikmeti görürdük. İyi bir haber duyardık, Bediüzzaman'a sorardık, arkasındaki fırtınayı gösterirdi diyor. Onun için sevinmek ve üzülmeyi artık Bediüzzaman'a sormadan yapmazdık diyor. Yani böyle benim diyen bile battığı, niçin örnek verdim? Festakim kema ömürte, kim olursan ol, ya aşağıdasın ya üsttesin. Denge yok. Bak aşağıda neler diyecek. Bir de söyleyeyim. Hazreti Ömer radıyallahu anhu ve sahabeler gibi zemin yüzünde o geniş daire-i siyaseti dolduracak derecede bir marifet imanı taşımak lazımdır ki kalbini bozmasın, gaflette boğulmasın. Yani hadiselerin içine girmiyor, hadiseyi içine alıyorsun. Hadiseyi burada yorumluyorsun. İçeriye girip, böyle kafayı sokup, oradan hadiseleri anlamaya çalışıyorum. Yani bir anlatabiliyor muyum böyle bir şey yapıyorum? İçeriye girdim, o beni kaplamış. İçerideyken düşünmek. Nerede? O hadiseyi alıp burada yorumlamak. Burayı ötelerden bakmak. Veya ötelere bakanlarla bakmak. Veya eski mücahitler gibi yalnız cihat için baksın veya sırf din namına her şeyi kudret-i ilahiyeden bilip beşer üstüne bir tecelli gadab veya adalet suretinde mukadderat-ı beşer de kader kaleminin hareketini görsün. Bak olayın arkası, gözüken hadiseyi tahlil ediyor. Ne için oluyor diyor bu zulüm zannettiğin şey? Bir, şu diyor. Bir, bakacaksan, memursan bu işle alakalı, cihad için baksın veya sırf din namına her şeyi kudret-i ilahiden bilip beşer üstüne bir tecelli-i gadab. Yani Allah bizzat yapmaz. Allah beşere ıslah etmek, tokat vurmak için zalimi kullanır. Sonra dönür o zalimi zalimle cezalandırır. Yani beşer üstünde bir tecelli-i gadab. Yani buna bir ceza veriyor ama zalimle verdiriyor, zulmünü artırıyor. Ve gadab-ı ilahiye mazhar olacak bu. Allah ihmal etmez, mühlet verir. Bak bir de söyleyeyim. Beşer üstüne bir tecelli-i gadab veya adalet suretinde mukadderat-ı beşer. Bak, adalet suretinde mukadderat-ı beşerde kader kaleminin hareketini görsün. Bir gadab veya adalet suretinde
mukadderat-ı beşerde kader kaleminin hareketini görsün. Biz insanları bilmiyoruz. Memleketlerini bilmiyoruz. Mesela bir olay anlatayım size. Yakınımda bak köylümde olan var. O bizzat birinci derecede yakın biliyor olaya. Zahirde bakalım. Mesela habere giriyorsun. Habere giriyorsun. Diyor ki haberde 67 yaşında bir insan denize balık avlanmak için elindeki bir misal söylüyorum. Elindeki bombayı patlatarak gözünü, çenesini, kollarını kaybetti. Vah 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 vah. Zahirde ne kadar üzülürüz. Hakikaten öyle olmuş. Oysa senelerce katliam yapar. Yuvaları, derelerde, denizlerde, balıkları. Dinamit atar, milyonlarca yavru telef olur, yok olur. Bu kadar insanın hukukuna tecavüz eder. Onların içinde 5-10 tane işte ne kadar bir kasa seçer, eli yok eder. Nerede bilmem ne varsa fitne altta gözükür. Nerede Müslümanın bir faaliyeti varsa karşısına dikilir. Nerede bilmem ne varsa şey gözükür. Kader ilahi ihmal etmez. Acele de etmez. Ondan sonra zahire bakarsınız hakikaten çok acımasız. Çok acayip kaderin acımasız bir şeyini görüyorsun. Kollar gidiyor. Gözler gidiyor, çene gidiyor. Ben ilk şöyle duydum bu haberi. Örnek için. Sağ mı? Sağ. Elhamdülillah dedi. İki. Şur var mı? Evet var abi dediler. Ha çok iyi. Niye? Sevindim. Tövbe kapısı açık. Şur gitseydi tövbe gidecekti. Gene bir rahmet. Zahire ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Zahirde portreye bakın. Elinde bomba patlıyor. Her şey yok oluyor. Göz gidiyor. Kollar gidiyor. Çene gidiyor. Buradan besleniyor. Portreyi görüyor musun ne kadar zulüm? Ama arkasındaki... Başka bir tane örnek vereyim size. Sekerat'ta vefat ediyor birisi. Ölmeden önce kovun, kovun bu kedileri, kovun, kovun. Kediler, kediler saldırmış. Ölüm anında hiç kimse yok. Ya bir şey yok diyor ya. Hayır, tırmalıyor. Gözümü çıkartıyor. Gözüm çıktı. Tiyatro yapmıyorum aynen. Sizi olaya katmak istiyorum bunu yaparak. Nakledebilirdim. Ama fikir olurdu. Taşınamazdı. Olayı tasvir ederek sizi oraya taşımaya çalışıyor. Gözümü çıkarıyor gibi. Niçin? Bu ölüm nasıl bir ölüm? Gözüm çok boğazımı çıkarttı, ciğerimi yiyor, ölüyor. Öyle diyerek. Peki, bunun hayatını ben biliyorum, yakınıyorum. Tufeyi doldurur. Nerede kedi var, sıkıştırır köpekle. Kedi yakalar gözüne. Köpeklere boğdurur. Tamam. Köpeklere boğdurur. Kedileri sıkıştırır, ağaca çıkar, tüfek atar, kedi kaçmak zorunda kalır, köpek boğar. Ömründe çok şahidiz, kedileri katliam yapardı. O kedilerin ruhu geldi, ölüm anında, daha mukaddeme bu. Kime? Bizdekilere bu. Hani kabirde telkin var ya, yaşayanlara adır çoğunlukla. Öteki tarafa da var. Kabir haktır, zaten kabirde. Ama öyle bir heyecan var ki girdi ilk defa. Kabiri unutmuş, kabire giren. Kabir haktır. He ya tabii ya, kabir haktır ya. Allah var falan. Telkin de hatırlatıyor. O panik var ya kabire giren kefene. Onun için telkin yapılıyor. Heyecanını gidermek için. Merak etme ey Abdullah. Ey meali söylüyor. Ey Allah'ın kulu. Ey felancanın oğlu. Ey Allah'ın kulu. Kabir haktır. Hesap haktır. Yani bunlar sana soru soracak. Dikilmiş. Kimsiniz siz? Ey Abdullah. Ben telkin veriyorum. Ey Allah'ın kulu. Kabir haktır ha yani. Hesap da haktı. He tamam. Onun için diyor ki sünnette. Alıştığı sese sesle telkin verin. Sen kimsin demesin. Benim sesimi biliyor. O Hasan abi. Hasan kardeş. Hasan kardeş falan. O beni görüyor. Allah Resulü'nün lisanıyla. Ya Resulallah öldü bitti gitti. Bizi nereden duyacak? Sizden daha iyi duyar diyor. Bedir ve Uhud'daki şey var ya. O kuyuya atılan kafirlere. Onlara hitap eden, Allah'ın vaadini ben gördüm, siz de gördünüz mü? Ya Resulallah bunlar öldü gitti leş, sizden daha iyi duyardır.
diyor. Oradan bu tarafa net gözüküyor. HD ekran. Buradan oraya yok. Senin ve benim için yok tabii. Olanlar için oluyor. Hiç böyle telkin verirken telkin ortasında telkini terk edeni duydunuz mu? Böyle insan biliyor. Telkini terk etmiş. Niye terk ediyor? Dediğine göre sesler duymuş böyle. Korkunç canavarlar, yılan. Sanki yılan akreplerin bir kuyusuna inersin. O böyle yılanların sesleri var ya. Kuyu böyle. Yılan kuyulu akreple. Böyle. Kuyu sanki. Kuyuya. Şimdi zahirde potreye bakarsınız. Kedi diyeyim. Kedi kimse yok. Nasıl yaşarsanız ölü ölürsünüz. Efendim masumlar. Masumlar cennete gidiyor kardeş. Masumlar cennete gidiyor. Mallar zekat oluyor. Sıkıntılar kefaret oluyor. Allah Resulü de sıkıntı çekmiş. İlle günah değildir. Günah olması için değil. Yani bazılara şefkat o kadar. Hayır. Yani bir, Allah seyrediyor. İki, esma hükmünü icra ediyor. Üç, ahirete sermediği manzaraları teşkil ediyor. Dört, melekut alemlerinde inşaatlar oluyor. Beş, insanların ruhu inkişaf ediyor. Altı, bununla alakalı olan 1,5 milyar alem İslam'a malzeme oluyor. Dört, ona bakan yönüyle şehit oluyor, zekat oluyor, sadaka oluyor. Ve veliyorlar, ezeli ve ebedi veli oluyorlar, evliya oluyorlar. Türkiye'de ölenlerin çoğusu, Ustad 1900 kaçtı? 35'te miydi? Kaçta? 40 ve fiyattan. Çünkü Denizli hapsi kaç? 1944. He? 44. Denizli. 40 ve fiyattan birkaç kişi kurtarmış. 1944. Şimdi 2014. 40 kişiden birkaç kişi. Şimdi 400 kişiden birkaç kişi. Diğeri kafir oluyor. Bunlar ise cennete gidiyor. Belki daha çoğalmıştır. Bilmiyorum da. Ha doğru. Ha 40 ve fiyattan inşallah Abdullah'ım canım benim. Öyle gözlüğüm olması lazım benim. 40 ve fiyattan daha şuurlanmıştır diyor. 1944'te 40'ta 1-2 kişi kurtardıysa şimdi 40'ta 10 kişi kurtarmıştır. Doğrudur inşallah. Temenni o. Bundan sonra öyle düzelteceğim. Aslanın o 75'i de diyor ki o maktum masumlar için şehit olup veli olur. Ben sizin söylediniz yani. Evet. Fani hayatları baki bir hayata tekrar oluyor. Rezai olan malları sadakatinde. Kaç sayfa aynı? Kastamonu 75. 75. Bir, ama şurada o küfür ve dalaletle alakalı bir cümlesi var. Az önce sizin söylediğiniz gibi, ben yurt dışında geçti gibi. Küfür ve dalalet, kainatı büyük bir tahkir ve mevcudatı bir zulmü azimdir. Ve rahmetin refine ve afatın nüzulüne vesiledir. Evet. Şimdi ben iki tane potre gösterdim. Bir elinde bomba patlayanla. Sekerat anında kediler ciğeriyor. Aynı böyle yapamıyorum arkadaşlar. Ben bizzat deyip Sekerat'ta bir tanesine rastladım. Benim şu anda rastladığımı söylüyorum. Yani Kur'an okuyorsun ölüm anında. Diye bir nara attı. Belki çok insan bana bir şey yapacak ama ne olur beni hayal et o ortamda. Ondan sonra gözler dönüyor, yataktan bir fırlıyor. İki tane giriş. Buradan hani tedavi için konulmamış hastaneye. Ağrıları gitsin diye. Buradan iki tane serum. Serum neyse. Gözleri dönüyor, dudakları alt üst oluyor, tamam mı? Yani ben neler çekmişim bir bilseniz. Neler çekmişim yani böyle. Çağırıyorlar. Gitmiyorum da artık. Ne olur ne olmaz. O çünkü... O bir anda böyle bir şey ömründe görmedin. Bir anda Kur'an okuyorsun. Ve olur bileme sana nasabın karyaca mürselun. Bir narayla ne yaparsın? İşte niye bunlar söylüyor? Ben uyduruyorum. Ha, ille arkası kötü demiyor. Bebekler, çocuklar veli oluyor. Veli oluyor. Bu tehlikeye hiç muhatap olmadan. Peki yaşasa en zirve makamı ne olacaktı? Evliya. O çocuk insan büyüyecek, yaşayacak, İslam'a Kur'an'a hadim olacak ve evliya olacak. Çalışmadan belli oldu. Hasan da terlesin, atlet değiştirsin. Ha, bunu o mu yapıyor Allah? Allah yapıyorsa yanlış yapmaz. Bunu görebilmek için zahirden sıyrılmak lazım.
olsun demiyoruz. Olan hadiseyi tahlil ediyoruz. Olan üzerine, olanda hayır vardır. Hadis. Hadistir bu. Olanda hayır vardır. Şimdi devam ediyorum. Veya eski mücahitler gibi yalnız cihat için baksın veya sırf din namına her şeyi kudret ilahi bilip beşer üstüne bir tecelli-i gadab veya adalet suretinde mukadderat-ı beşerde kader kaleminin hareketini görsün. Kader. Yoksa boğulur. Faidesiz. Kızdın bağırdın. Lanet olsun küfrettin. Ne o işe yaradı? Bak ben sana söyleyeyim. Olsun geçer o. Dur geç. Siyasi. Belki geçici olarak mal burayı bırakacaksın. Coca-Cola içmeyeceksin. Belki Peugeot arabaya binmeyeceksin. Chevrolet'e binmeyeceksin. Tamam mı? Geçirsin geçsin. Siyasi şey yok. Ama gene onu içeceksin. Gene onu içeceksin. Biraz sonra unutacaksın gene. Bu hadiseler tekrar etmesinin sebebi tekrar iktiza ediyor bizde. Tekrar iktiza ediyor. Elinde Marlboro, masasında kola, aşağısında Peugeot ve haçlı arabası, haçlı Chevrolet. Ona biniyor. Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail. Ulan sahtekar. Kod vesaire ya. Sahtekar yani, sahtekar. Ve bombanın üzerine Coca-Cola holding diyor, şirketinindir diyor. İsrail bombalarının üzerine yazıyor, öyle mi? Çekmişler. Sen bunu biliyorsun. Ama hafif bir arzundan vazgeçmiyorsun. Ondan sonra kader ilahini kainattaki tasarrufuna karışıyorsun. Ha? Almanya'da güzel bir Müslümanlar bir protesto yaptı Yahudi mallarına. Ariel, efendim deterjan oradan anlatıyorlar bana. 12 Euro'dan 3 Euro'ya düşmüş. 3 Euro'ya düşünce almaya başlamışlar. Demek ki o protesto edip sonra alan Müslüman namı altında olanın karakteri 9 Euro'dur. 9 Euro'ya satın alınmıştır. Karakteri 9 Euro'dur. Sizin tam tersi misaliniz gibi 5 lira olmaz, 10 lira, 100 lira tamam. Memura gidiyorsun, benim meşhur misal. Kardeşim bunu yapar, olur mu ya bu? Kanun yok ki kanun, bu olur mu kardeşim ya? Neye teklif ediyorsun? Memur böyle şununla hitap ediyor. Ya falan 100 lira versek, ya olur mu kardeşim ya? 100 lira olur mu ya? Falan bu kanun yok bunda ama yumuşadı. Ya 1000 lira rüşvet taklif ediyor. Tamam da yani. E kardeşim ya siz de zamanda baş gelseniz ya, bu şimdi biraz zor biliyor musun? O da diyor ki 10 bin, 10 milyon. Peki şey evranı bırak da bir saat sonra sen gel, tamam? Tamam. Bunun karakteri kaça satıldı açık artırmayla? 10 bin liraya. Karakter satılıyor. Kişilik, kimlik satılıyor. 1 liraya satılmadı bakın. 1000 lira vereyim dedi. Olur mu kardeşim ya kanun ya bu, ben ne yapayım ya, biz burada şey yapıyoruz ya falan. Bu masa, memur burada, şey, müşteri burada. Ya 1000 lira işte, 1 milyar şimdiki parayla. Olur mu kardeşim ya, ama yumuşadı üstü, buna bak. Daha önce böyle bakmadan evrağı koymuştu. Ya 10 bin liraya halletti işte ya. Tamam da. Evrağı bırak. Tamam, bir saat sonra alırsın. Bu karaktersiz kaça satıldı? Karakteri, niye karaktersiz? 10 bin liraya satılan karakter, karakter midir? 9 liraya, 9 euroya satılan karakterler var. Çarşı pazarı, Allah sana göstermek için yapıyor. 12 eurodan, abi iyi temizliyor. Doğru, cesedinizi de iyi yıkıyor. Abi malları sağlam arabası. Evet, tabutunu da çok sağlam yapıyor. Senin tabutun o kadar sağlam ki, seni koyduğu zaman çıkamıyorsun içinde. Dünya perest. Ne yaparsa yapsın. İyi temizliyor. Benim annem külle temizlerdi. Sabun buldun da çok mu? Ne olacak? Ariel olmayacak. Ama iyi temizliyor. Doğru. Ruhunuza da öyle boşaltıyor. Yok ki bir karakter gelişmesi yok ki. Abi çok ağır konuşuyorsun.
bile bile bu para oraya gittiğini bildiğin halde ki biliyorsun, gene alıyorsan karakterin o kadardır. Temizlik kadardır. İyi temizliyor. Ucuzdur. O ne kadar ucuz diğerlerinden? Aradaki fark kadardır kim, kim değil. Bana isterseniz hakaret edin. Kim ederse etsin. Ama olay budur. Müslüman olacağız. Kastamonu'daydı değil mi? Müslüman namı altında olanlar. Surete Müslüman. Ama İslamiyet'le alakası yok. Fiilen yok. Ondan sonra geçiyor haberlere. Kahrolsun İsmail oğlan yok mu kader-i ilahi falan. Böyle böyle kaderi de ben kabul etmiyorum. O kader değil. Emri ne olur beyefendi hazretleri radiyallahu anh. Hocam demin dediniz ya bu hadiseler tekrarlamak değil diye. Evet. Orada Üstad layıkaların emretini şöyle ifade ediyor. Barla sayfa 7'de. Barla sayfa? 7. 7. Hem bu layıkaların bir kısım ihtiyaca binaen yazılmış, yazdırılmış ihtarlar olması ve aynı ihtiyacın her zaman tekerrürlü ve mevcut bulunduğundan daima müracaat olmayacak hükümetleri ve düsturları muhtevidir. Evet. Kader kaleminin hareketini görsün yoksa bu olur. Faidesi zararlı sermaye ömrünü mahveder. Bu hakikata binaen bu asırda vukua gelen acip tehlikelerden ve tahribattan nevi beşer dine, imana, Allah'a bak. Bir de okuyayım. Bu acip tehlikelerden ve tahribattan nevi beşer dine, imana, Allah'a, ahirete kaçmaları ve iltica etmeleri lazım iken ve dünya hayatı tam fani ve belalı ve tam bekasız. Yani bu olaylar bize ne anlatıyor? Bak ne anlatıyor biliyor musun? Hemen Allah'a iltica etmek, dine, imana, Allah'a, ahirete kaçmaları ve iltica etmeleri lazım iken bu hadiseler dünya hayatı tam fani, belalı, tam bekasız, temelsiz, muvakkat olduğunu bilmeleri zaruri iken, bütün aksine olarak ölmez, demir vücudu var ve dünyada ebedi kalacak gibi dinden ve imandan sıyrılıyorlar. Dinden ve imandan sıyrılıyorlar. Din nazarıyla bakmıyor. İşte en acı, en tehlikeli şey buydu diye size söyledim. Böyle hadis var değil mi abi? Hani şeyin diyor sanki böyle bir kılın şeyinden çekilmesi gibi dinden çıkacaklar. Evet. O tarz hadisler var. Yani şeyden diyor ok yaydan çıktığı gibi diyor imandan dinden çıkarlar diyor. Şak ok gittiği gibi. Ondan sonra yağdan kılın çıktığı gibi diyor. Şak diye çekip gidiyor. İman gidiyor. İman zannediyor ki böyle şey. Mesela bakın bir şey söyleyeyim size. Allah'ın dininden İslam'dan başka din var mı? Yok. Ben sizin dininizi tamamladım diyen değil mi Allah? Peygamber tamam diyor. Yine dine indallahil İslam. Kemal buldu. Şimdi adam bir tanesi çıkıyor. Yani İsa Aleyhisselam gelecek. Kendi dini, İsevi dini hurafattan, tahrifattan temizleyecek, İslam'a göre düzeltecek. Bunu bildiği halde adam Kur'an'da, Kur'an'ı, peygamberin hadisini edile şeri yani kitap, sünnet, icma kıyası kenara koyuyor. Allah'ın dinini kenara koyuyor. Adam ne diyorsa din diye kabul ediyor. Peki bu nasıl bir adamdır? Okuyayım size. Dünya peresi olduğu için. Dünyada ebedi kalacak gibi dinden, imandan sıyrılıyorlar. Elbiseyi çıkarır gibi dinden çıkıyor. Dinsizlikte çırpınıyorlar. Müslüman namı altında olanlar ha, dinsizlikle çırpınıyorlar. Daha ziyade tokatlara müstahak olup en acınacak hallerinde merhametleri, liyakatlarını kaybediyorlar. Bunu Üstad Gayrimüteşir koydu ki, ama sen niye anlatıyorsun? Biz de manyaklık yapıyoruz. Biz. Yani bu ne yapar adamı? Kuvve-i kutsiyesine, kuvve-i manevisine zarar verir. Ama ben şöyle bir şey düşündüm. Belki iyi niyetli olanlar silkinir de, bu hatalardan uzak durur. Dinden ve imandan sıyrılıyorlar. Dinsizlikte çırpınıyorlar. Dinsizlikte nasıl çırpınıyor? Dört tane söylüyor Kastamonu. 220 miydi?
Merhamet ilahiyeden ileri merhamet. Adalet ilahiyeden ileri adalet. İnayet ilahiyeden ileri inayet. Hikmet ilahiyeden ileri hikmeti göremedikleri için zahirde gözükenle yorumluyorlar. Ka Allah'a, ka esmaya, ka kadere itiraz yaparak dinden ve imandan çıkıyorlar ve dinsizlikte çırpınıyorlar, sıyrılıyorlar. Daha ziyade tokatlara müstahak olup en acınacak hallerinde merhamete liyakatlarını kaybediyorlar. Risale-i Nur şakirtleri siyasetten çekinmeleri ve karışmamaları çok isabetlidir. Burada bir şerh yapacaksın Hasan. Çok sorulduğu için bana. Ama sen siyasetten bahsediyorsun. Evet. Siyasete bir fiil karışmazlar. Toplumda gelişen, toplumu alakadar eden, topluma istikamet vermek, istikametsiz bir zamanda Müslümanların ihfal, aldatılmak, kandırılmak, İslamiyet potansiyel gücünü şere kanalize edilmemek adına işin ehilleri, olayların içini tasvir etmeden, olaylara Risale-i Nur gözüyle bakmak ve baktırmak adına ustadımızın beyan ettiği miktarca ve beyan ettiği sarı ifadeleri onlara göstermekten ibarettir. Bizim siyasetçimiz. Ustad dediği kadar. Eğer ustadın söylediğini ben söylemekle ben suçluysam, çaktırmadan sen şöyle diyorsun. Ustada itham ediyorsun. Ustad demiş. Ustad ne demiş? Cumhuriyet Halk Partisi başa bu millet ihtiyarı getirmez. Ben de onu anlattım. O kadar. Bu tarafta neyi tercih ediyorsun? Bunu bunun için diyor. Oradakilersin. Yoksa bu siyaset değil. Ustad'taki. Peki niye onları siyasete, toplumdaki bir karmaşayı, kaosu, anlayışsızlığı, dengesizliği, yani ölçüsüzlüğe, ölçü vermek, Risale-i Nur adına onlara yol göstermek, doğru malzeme vermek, doğru yerde olmasına, doğru durmasına vesile olmak içindir. Yoksa siyaset aşını bağırıyorlar, değil mi? Yarın seçim. Yarın seçim olduğuna göre ben ne yapmam lazım şimdi? Ha, yarın seçim ya, yarın. Bir siyaset dersi yapmam lazım. Siyasetten tecrüb dersi olur mu? Kaldı bir 24 saat bile yok seçime. Kim nereye vereceği belli. Ustad Hazretlerimiz Risale-i Nur'da ölçüyü koymuş. Sen ister dinlersin, ister dinlemezsin. Dersin başında okudum. Şehbettin Suretin Hud. Allah Resulü'ne diyor ki, Cenab-ı Hak Festakim Kemal Mürt'e, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Emrolunan var, onu uygulayacak kişi var. Ha, peygamberimize Allah derse sana ne emrolunmuş? Öyle ol. Emrolunmadan sen dost olamazsın demektir. Sana gösterilmeseydi sen doğruyu bulamazdın. Emrolunduğun gibi Allah yönü. Dost doğru ol, peygamber yönü. Sizin dediğiniz gibi yani bu akıl bunu çözemez. Ondan dolayı emrolunduğun gibi. Evet. Bu akılla, bu akla istikamet vermek zekalıktır. İşte felsefeci budur. Bataklıktır. Kesinlikle hepsi bataktır. Bu aklı yapana, bu aklı bağlamak vahidir. İstikameti bulur. Ha, şimdi niye ustadım şöyle demiş? Biz de var olanı naklediyoruz. Varın dışında bir şey naklediyorsak bizim zaafımızdır. Ustad demiş. Şu şudur. Bu da budur. Tamam. Vatan, Kur'an, vatan İslamiyet adına endişe ediyorum diyor. Cumhuriyet Halk Partisi başa geçerse. O parti altında diyor. Komünistik kuvvet bulur. Dolayısıyla komünistik kuvvet bulur diyor. O zaman anarşist olur diyor. Ustad Emirdağ 241 miydi? İkinci Emirdağ'ında şöyle diyor. Cihat, bir cihadi maddi var, bir cihadi manevi. Cihadi maddi memleketin dışına yapılır diyor. Memleketin içindeki cihat ise cihat-ı manevidir, ilimdir, seçim zamanında oyunu kullanmaktır. Oyunu kullanmamak suçtur, savaştan kaçmak gibidir, cihat-ı manevidir. Küçük küçük hesaplarla oyunu kullanmamak cihattan kaçmaktır. Yani dahildeki cihat budur,
doğruyu ona onaylamak. Üstad gibi bir zat yaşlı kalkıp gitmiş. Dahideki cihat tebliğdir, ders anlatmaktır. İçtimai bir meselelerde ehven-i şer'i tercih etmektir. Cihad-ı mahi orada anlatıyor. O zaman sizden zarar görmesin, sizden fayda görsün diyor. Ehven-i şer, o da şer. Yani takdir edeceğimiz, kalbe koyacağımız parti yoktur. Tercih edeceğimiz, ona nispeten bunu diyeceğimiz parti vardır. Onun için nurcuların tercih ettiği parti vardır. Takdir ettiği parti yoktur. Yani tercih eder şu azam-ı şer'e mukabil ehven-i şer'i. Yoksa takdir etmez. Bu bizim siyasetteki, risaledeki beyanatlarımız bu kadar. Bu ifadelerle sen nerede olacağın bellidir. Ha bunun tersini yapmak, Risale-i Nur'un açık ifadelerini bildiğin halde, yer yer okuyup ders yaptığın halde tersini yapmak Risale-i Nur'a bilerek ihanettir ve iştirak-ı amali uhreviyeden mahrumdur. Seni dinleyenleri de mahrum edersin. Mahrum etmemek için Risale'deki ölçü budur. Peki, şunu Risale-i Nur şakirtliği siyasetin çekinmeleri. Bakın, yarın seçim var, bu kadar mı konuşurdum? O da Risale'deki cümleleri söyledi. Evet, Risale-i Nur şakirtleri siyasetin çekinmeleri, karışmamaları çok isabetlidir. Ve vazife itibariyle vazifeli bir kısım nurcular siyasete bakmaları elbette selef-i salihinin mücahitleri nazarıyla bakıyorlar. Umumumuza binler selam. El-Baki vel-Baki kardeşiniz Said Nursi. Peki. Burada kesiyorum. Allah istikametten ayırmasın. İhtina sıratel mustakim. Sıratel lezinen amta aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Amin. El-Fatiha. Temassalamu aleyhi ve sellem.